Dedik ki ilk 6 ayda Türkiye'deki bütün kurumları ayağa kaldırırız dedik. 6 ayda, ilk Evet, 6 ayda, bütün evet. kurumlar. Ekonomiyle ilgili kurumları 3 ayda ayağa kaldırırız. Ekonomiyle ilgili kurumlar. Ama tüm kurumsal yapıyı ayağa kaldırmamız da 6 ay sürer. O kadar. Enflasyonu tek haneye indirmemiz en fazla 2 yıldır. En fazla En 2. fazla 2 yıl. Çünkü daha önce yaptık. Şimdi bunu herkes söyleyebilir, değil mi? Ama daha önce yaptık bunu. 34 yıl boyunca yüksek seyreden enflasyonu ben ekonomi başındayken sağlam bir kadroyla beraber 2 yılda tek haneye düşürdük. Gene yaparız diyoruz. Ve stabil kaldı. Ve uzun yıllarda tek Uzun hanede yıllar gitti. kaldı. Sadece düşürmekte kalmadık, orada tuttuk. Evet. Tutmak ayrı zordur. Yani enflasyonu düşürmek zordur. Ve Orada seçimler tutmanın... geçirdiniz çünkü o Tabii dönemde ki seçim enflasyon... ekonomileri uygulamadınız. Ve enflasyonu tek haneye indirdiğimiz dönemde dünyada petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıktı. Bak 7,5 kat. Yani rahatlıkla diyebilirdik ya ne yapalım, bütün dünyada enflasyon var. Petrol Evet. fiyatı 7,5 kat artmış. Bizde de enflasyon yüksek, ne yapalım, bizim elimizde değil ki diyebilirdik. Ama Doğru. onu demedik. Petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıktığı dönemde biz enflasyonu tek haneye indirdik ve orada tuttuk. Ama bütün bunu nasıl yaptık? Dürüst ve ehil kadroyla yaptık. Nasıl yaptık? Sağlam kurumsal yapılarla yaptık. Yani Sapasağlam bir... dünyanın gerçek ekonomik kurallarıyla, öyle hayali Tabii nas ki. veya başka kurallarla değil, gerçek ekonomi kurallarıyla. Allah'ın verdiği aklı kullanarak ve bilim ışığında biz bunu yaptık. Akıl ve bilim ışığında yaptık. Ve bunu yaparken de tabii ki şu önemlidir. Yani bizim inancımızda, bizim kültürümüzde nas'ın ayrı bir yeri vardır. Ama biz bunu siyasi amaçla istismar edenlerden değiliz. Bravo. Biz partimizi kurarken ilan ettik. Dedik ki biz dinimizin kutsallarını günlük siyasete alet etmeyeceğiz. Siyasette inanç istismarı yapmayacağız dedik. Oysa ki şu andaki iktidarın en önemli varlık sebebi sürekli insanlarımızın temiz inançlarını sömürmek, istismar etmek. Sayın Erdoğan şunu çıksın bir açıklasın ya. Yani seçimden önce nas var. Tabii ki faiz inecek derken ve faizi %8,5'a indirip öyle seçime giderken seçimden sonra 8 ayda 8 kere niye faizi artırdığını bir açıklasın. Evet. Madem nas var, değil O mi? konuda hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Sanki o söylediği sözleri kendisi söylemedi. Kelime çıkmıyor ağzından. En ufak bir şey söylemiyor. Sanki onu söyleyen başkası gibi ya. Bu kadar vurdum duymazlık olmaz. Onun için biz feryat ediyoruz. Vatandaşlarımızla sesleniyoruz. Ya ne olur görün artık diyoruz. Bakın gerçekleri görün. Artık Erdoğan bu ülkenin sorunlarını çözme kapasitesini kaybetti. Olmuyor. Ülkeye sürekli zikzak yaptırıyor, yalpa yaptırıyor. Bu koskoca ülkenin itibarı 5 paralık oluyor. Türkiye'deki madenlerle alakalı tüm izinler, tüm ruhsatlar, ilk izin veya izin yenileme tamamı Cumhurbaşkanlığında külliyede veriliyor bu izinler. Öyle mi? Tabii ki. Yani bir Taner Yıldız'ın taş ocağı bile oraya mı gidiyor? Enerji Bakanlığı döneminde bu yetki bakanlıktan alındı. O zaman başbakanlığa, daha sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Cumhurbaşkanlığına alındı. Yani Türkiye'de madenle ilgili bir işiniz varsa mutlaka külliyede birilerini bilmek, birilerini tanımak Yani zorundasınız. Türkiye'nin zenginliği dediniz. Zenginliğin Evet. kilidi sarayda, anahtarı Evet, sarayda bu evet, evet, kilide. evet. Çok Yani çarpıcı. bunu Bunu unutmamak lazım. bilmiyordum, Çünkü yok. bakıyorum hep hani bakanlar, kurumlar falan filan gündemde ama yani asıl izin, ruhsat külliyenin onayı Sayın olmadan Erdoğan. mümkün değil, yürümüyor, olmuyor o işler. Yani onu bir kamuoyunun bilmesinde fayda var.